Evet arkadaşlar, Tarsus çöreği yapıyoruz. Yöresel bir lezzet. Tarsus gevreği çöreği değil. Tarsus gevreği hazırlıyoruz. Malzeme listemizi bir sıralayalım. Neler var malzememizde? 125 gram tereyağı ya da margarin. Sade yağ değil ha. Bakın sade yağ kullanırsanız tahin de var içerisinde. Gereğinden fazla dağılır. O yüzden sade yağ demiyoruz burada. Tereyağı ya da margarin. Bir çay bardağı, yani 125 gram tahin arkadaşlar. Şöyle yine 125 gram toz şeker. Şöyle bir su bardağından bir parmak eksik diyebiliriz. Burada da 250 gram unumuz var. O da 2 su bardağı artı 1 silme yemek kaşığına tekabül ediyor. Şöyle 1,5-2 su bardağı kadar da neyimiz var arkadaşlar? Susamımız var. Kavurduk. Direkt kurabiye susamı da, simit susamı da alıp kullanabilirsiniz kavurmadan arkadaşlar. Biz böyle rengi dönene kadar kavurduk. Hadi bakalım artık yapımına başlayabiliriz. Şöyle yarım çay kaşığı da neyimiz var? Kabartma tozumuz var arkadaşlar. Arkadaşlar tereyağımız oda ısısında, ne yaptık? Yoğurma kabımıza aldık. Tahinimiz var. Şöyle önce tahini eklemeden önce şöyle tereyağımızı ve şekerimizi biraz karıştıralım. Diğer türlü şeker zor eriyor tahinize eklerseniz, tamam mı? Evet, tahinimizi de ekliyoruz. Tarsus gevreği. Evet arkadaşlar, burada 250 gram unumuz vardı. Hemen onu da ekleyelim. Bakın bu şekilde. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi burada kavurduğumuz susamımız var arkadaşlar. Kızlar gördünüz. Ama dediğim gibi Haktan'dan direkt kurabiye simit susamı diyerek alabiliyorsunuz. Hiç kavurmanıza gerek yok. O pişerken böyle bir kavruluyor zaten. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şöyle efendim. Şunu karıştırayım da öyle. Bunda da batırabiliriz. Şey değil. Evet. Şöyle biraz pekmez ekleyeceğim. Karamelize şerbet de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle pekmezi de şöyle bir yedirelim. Birazcık da şöyle biraz şerbetimiz var. Tamamen pekmez de ekleyebilirsiniz sulandırıp. Biraz şerbetimiz var. Ben ondan da ekleyeceğim. Daha iyi yapışıyor. Evet. Şerbet, pekmez. Bal bile, balı bile sulandırıp katabilirsiniz arkadaşlar. İki renk kaşığı kadar mı hocam? Hemen şöyle batırdığınızda şey olsun. Evet. Şimdi bakacağım yapışma durumuna göre belki daha da ekleyebilirim. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle hamurumuzdan bir parça alalım. Şimdi yapılışına geçtin değil mi? Evet. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şöyle güzelce elimizle bastıralım. Tam bolca olsun susamı.
Bu böyle susamı bol bir şey oluyor. Evet. Tamam. Hadi bakalım.